Abi bu çok kasmaya gerek yok. Kaynak zaten eğlenceli bir şey değil mi? Çok. Burçin elektrotlarıyla yukarıdan aşağı pozisyonda, yani PG pozisyonda kaynak yapmak mümkün müdür? Biraz sıçrantılı yanıyor fakat kaynağa hakim olmamı sağlıyor. Burada ise yine yatay pozisyonda kaynak yapar gibi insansı dümdüz devam etti. Önlü arkada olarak ikisini de aynı amperde yaptık. Multiselülozik şov yaptı. Merhabalar, herkese kolay gelsin. Herkese kolay gelsin. Bugün sizlerin sıkça sorduğu bir soruyu içerik haline getirmeye karar verdik. Rutil elektrotlarıyla yukarıdan aşağı pozisyonda, yani PG pozisyonda kaynak yapmak mümkün müdür? Bu sorunun cevabını arayacağız birlikte. Bu sorunun cevabını ararken hiçbir şekilde ekstra bir makine, bir makinenin modunu kullanmayacağız. Değişik bir salınım yöntemi de kullanmayacağız. Yapacağımız tek şey piyasada çok rahatlıkla bulabileceğiniz bir elektrodu seçmek ve bu elektrotla yukarıdan aşağı kaynak yapmak olacak. Bunun detaylarını, ürün seçimini anlatacağız sizlere. Daha fazla vakit kaybetmeden isterseniz bir önce kullanacağımız elektrotları görelim. Avantajlarını, eksilerini görelim. Daha sonra kaynak yöntemini İhsan Soyan'la birlikte icra etmeye başlayalım. Dilerseniz şimdi elektrotların artılarını, eksilerini bir yakından inceleyelim. Şimdi bu taraftaki elektrotlara baktığımızda bu elektrotlar Amerikan standartına göre 6 biyonik standartına sahip ve Avrupa standartını incelediğimizde ekranda gördüğünüz gibi RR karakterine, yani büyük oranda rutil karaktere sahip elektrotlar. Biz piyasada bayilere, satıcılara gittiğimizde büyük oranda bize direkt olarak bu elektrodu sunarlar ve işlerimizin çok büyük çoğunluğunda bu elektrodu kullanırız. Diğer taraftaki elektrotların Amerikan standartına baktığımızda ise yine 6 biyonik standartı görüyoruz. Ancak Avrupa standartlarında RC ibaresini görüyoruz. RC ibaresi elektrodun %10 ve %30 aralığında selüloz içerdiğine işaret eder ve elektrodun içerisindeki bu selüloz miktarı biz kaynak yaparken curufun çok daha hızlı katılaşmasını sağlar ve bu sayede yukarıdan aşağı pozisyonda kaynak manyasının aşağıya doğru akmasının önüne geçer. Ancak şunu hatırlatalım, biz piyasada bir elektrot satın almaya gittiğimizde bayilerde ve satıcılarda büyük oranda bu elektrodu bulamayız, temin edemeyiz. Aslında Türkiye'deki tüm rutil elektrot imalatçıları rutil selülozik elektrotları da pazara sunmaktadır, ancak büyük oranda biz satıcılarda bu elektrodu görüyoruz. Şimdi bizim tavsiyemiz burada yukarıdan aşağı pozisyon kaynağı yaparken rutil selülozik elektrotları kullanmak olacak. Şimdi birazdan kaynakta İsa Usta ile birlikte önce rutil karakterli elektrotlarla kaynak yapacağız. Daha sonra rutil selülozik elektrotlarla kaynak yapacağız ve farklarını, artlarını, eksilerini birlikte değerlendireceğiz. Evet, test parçamızı hazırladık. 6 mm bir karbon çeliği hazırladık. Evet. Dış köşe kaynağı yapacağız. İhsan Usta, elektrot çapımız kaç? 3.2 seçtik ki bu tarz 90 derece açılarda kaynak yaparken yığıntı çok olacağı için biz işi zorlaştırmak istedik. O yüzden 3.2 seçtik. Evet, elektrot çapı arttıkça pozisyon kabiliyeti düşecektir. 2.5 elektrotlarda belirli bir performans alırsınız ama iş 3.25'e 4'e gittikçe akma eğilimi gösterecektir kaynak banyosu. Nasıl bir ilerleme hızında ve salınımda gideceksin? Salınım yapmayacağız. Onu salınım yapmayacağım. Dik olarak, düz olarak açım yaklaşık bir 70 derece, 60 derece. Kaynağın pozisyonuna göre aşağı doğru düz bir şekilde yakarak gideceğim. Yani bu işe yeni başlayan bir kaynakçının bile düz bir şekilde ilerleyebileceği bir yöntem uygulayacağız, evet, aslında. Şimdi öncelikle bir rutil elektrotta deneyelim. Evet. Yani rutil tür karakterdeki piyasada sıkça kullanılan elektrotta deneyelim. Sonra rutil selülozikte deneyelim, farkını görelim. Evet. Rutil elektrotumuzu yakıyoruz. Bakın şu an yığılma oldu bile. Bakın gördüğünüz gibi damlıyor. Ve şu an bırakmak zorunda kaldım. Evet, gördüğünüz gibi kaynak banyosu aktı ve curuf kaynak banyosunu boğdu. Boğduğu için bu arada şu an için hiç kaynak yok. Evet arkadaşlar, şimdi rutil selülozik elektrotumuzu yakıyoruz. Gene aynı şekilde salınımsız bir şekilde düz ineceğim. Gördüğünüz gibi düz iniyorum. Ark banyosunun içine curuf girmiyor. Selülozik biraz sıçrantılı yanıyor fakat kaynağa hakim olmamı sağlıyor. Ark banyosu hep aynı. Amperin bir öncekiyle aynı. Fakat bir farkı var. Ark banyosunun içine curuf girmiyor. Gördüğünüz gibi neredeyse komple parçayı kaynak yaptım.
Şimdi bu parçayı kenar alıp size iç köşe kaynaklarını göstereceğim. Evet, şu an rutil elektrotla iç köşe kaynağı yapacağım. Muhtemelen bu da olmayacağı için yarıda bir yerde, buralarda bir yerde kalabilirim. Şimdi kaynağa başlıyorum. Düz bir şekilde, salınımsız bu şekilde aşağı doğru kaynak yapacağım. Gördüğünüz gibi arp banyosu doldu şu an, jurufla doldu. Durmak zorunda kalıyorum. Gördüğünüz gibi azıcık bir şey kaynak yaptı. Ve şuralarda arp banyosunun üstüne juruflar geldiği için kaynak yapamadım. Arp banyosu zaten aşağı düştü. Şimdi rutil selülozik elektrotla düz bir şekilde aşağı doğru kaynak yapacağım. Bakalım arp banyosu bize neler gösterecek. Evet, şu an kaynak yapmaya başladım. Gördüğünüz gibi arp banyosu sabit. Aşağı doğru yığılma yapmıyor. Biraz sıçrantılı oluyor fakat arp banyosuna hakim olabiliyorum. Gördüğünüz gibi yığılma yok. Biraz hırçın yanıyor ama arp banyosuna hakim olabiliyorum. Gördüğünüz gibi parçanın sonuna kadar neredeyse arp banyosu hiç akmadı. Arp banyosu hiç bozulmadan aşağı kadar indim. Şimdi jurufları kırıp bir de kaynakları görelim. İlk yaptığımız buradaki parça rutil elektrotüle elektrotla yukarıdan aşağı pozisyonda yaptığımız parça. Gördüğünüz gibi İsa Usta da demin bahsetti. Burada bir akma var. Neler hissettin İsa Usta burada kaynak yaparken? İlk başta çok güzel şu bölümde bir tutuşma oldu. Elektrotumuz 3-2 olduğu için burada kaynak banyosunun içine girme yaptı ve jurufa yapıştı. Artık bundan sonra da yapmasına gerek yoktu. Çünkü bu bizim göstermek istediğimiz şeyi ispatladı yani. Çok az bir kaynak izin verdi ve ondan sonra gördüğünüz gibi bir cümlelik özetle rutil türlü elektrotla yukarıdan aşağı salımsız kaynak yaptığımızda kaynak banyosu aktı. Yandaki parçaya baktığımızda aynı şekilde yukarıdan aşağı dış köşe bir kaynak parçası görüyoruz. Bunu da rutil selülozik elektrotla salınım yapmadan gerçekleştirdik. Şimdi jurufu kıralım istersen Nisa Usta. Diğerin jurufunu da kıralım. Bunun jurufu rutil elektrota kıyasladığımızda daha öncedir. Gördüğümüz gibi burada rutil selülozik elektrotta yapılmış salınımsız kaynağı görebiliyorsunuz. Oldukça düzgün. Akma eğilimi kesinlikle yok. Çok ince sıçrantılar görebiliyoruz ki İsa Usta zaten kaynak yaparken söyledi. Rutil selülozik elektrodun rutile göre bir dezavantajı. Biraz daha hırçın yanması. Evet. Çok ince sıçrantılar var. Gerçi bunları gördüğünüz gibi fırçayla aldığınız zaman hemen kayboluyor ama normal yatay kaynak pozisyonlarında rutil selülozik elektrot biraz daha hırçın yanar, biraz daha sıçrantılı yanar. Gayet normaldir. Ama pozisyon kabiliyeti oldukça yüksektir. Aradaki bariz farkı zaten çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. İsa Usta burada kaynak yaparken herhangi bir zorluk hissettin mi yukarıdan aşağı pozisyonu? Yok, rutile göre çok çok kolay. Çünkü rutile de aynı şekil şurada da başladım, yakmaya başladım. Emisyon verdiğim anda burada bir yığılma oldu ve kaynağı boğdu yani. Akmaya başladı. Evet, evet. Burada. Ama bu rutil selülozikte öyle bir şey olmadı. Direkt aşağı böyle kaynak havuzunu direkt böyle hiç dağıtmadan, üstüne yığıntı yapmadan sanki dümdüz bir yatay pozisyonda yatay pozisyonda gibi kaynak ilerledi. Sadece burada elinize biraz hakim olun. Yani eliniz titremesin. Olabildiğince düz inin. Pozisyonunuz güzel olsun. Kendinizi sabitleyin. Yukarıda nasıl başladıysanız aşağı kadar öyle gidin. Düz bir tempoda sabit şekilde ilerliyorsun. Bir de diğer iç köşe kaynağın sonuçlarını görelim istersen. O parçanın bir jurufunu da bir kırabilir miyiz? Tabii ki de. Evet, iç köşe kaynağında da aslında dış köşe kaynağına benzer bir sonuç var. Jurufu biraz daha zor kalktı. Dış köşe kaynağına oranla rutil selülozik gayet normaldir.
Ufak tefek sıçrantıları görüyorsunuz. Aynı şekilde biraz daha hırçın bir yanış. İç köşe kaynağında da İsa Usta burada galiba gayet güzel başladı ama burada hemen bir akma yaşandı, evet, değil mi? Burada kaynağın üstüne curuf bindiği için zaten ateşe hakim olamadım. Hemen direkt buraya yapıştı. Burada bıraktım artık yani. Daha fazla kaynak yapmanın bir anlamı yok zaten yani. Buradan sonra sürekli bir kaynak olmadığı için evet. Orada tamamen tamire girer. 3-2'nin zorluğu burada işte meydana çıkıyor. Aynen. Burada bir kaynak hatası oluştu ve kestik kaynağı. Burada ise yine yatay pozisyonda kaynak yapar gibi İsa Usta dümdüz devam etti. Yakın çekimde de onu göstermeye çalışacağız. Evet, çalışmamızı tamamladık. İsa Usta ellerine sağlık. Şimdi kısa bir özetlemek gerekirse rutil selezik elektrotlar, evet doğru, rutil karakterdeki elektrotlara göre biraz hırçın yanıyor. Evet. Ama siz şayet 420 MPa'nın altında imalatlar yapıyorsanız S155, ST52 ile bunlar karkaslar olabilir. Evet. Bir can riski taşımayan çelik konstrüksiyon imalatları olabilir. Gözenek testi gerektirmeyen su taşıyan borular olabilir. Bunlar evet. Da pozisyon kaynakları olabilir. Basınçları az olan. Basınç riski olmayan. Yine dediğin gibi çatı imalatlarında bir konstrüksiyon yaptığınız zaman artık o parçayı çeviremiyorsunuz. Tabii öyle bir şansınız yok artık. Mecburen yukarıdan aşağı inmek durumundasınız. Bu imalatlarda yine rutil selezik elektrot kullanılabilir. Yani mekanik kuvvetlerinin uygun olduğu tüm imalatlarda yukarıdan aşağı bir kaynak yapmanız gerekiyorsa tercih etmeniz gereken elektrot rutil selezik elektrot. Evet. Hemen aklınıza gelebilir. Peki fiyat konusunda normal rutile göre bir artı eksi var mı diye. Yani hemen hemen aynı fiyata tedarik edebilirsiniz. Sizi hiç rahatsız etmeyecek, çok sembolik bir fark olacaktır arada. Tedarik konusunda bir problem yaşayabilirsiniz. Bayiye gittiğiniz zaman sorduğunuzda bu elektrot stokta olmayabilir. Ama imalatçılar bu elektrotları eksiksiz olarak üretiyorlar. Sipariş etmeniz durumunda, talep etmeniz durumunda direkt olarak fabrikadan, imalatçıdan bunları getirtirler. Siz de bunları tüketmeye devam edebilirsiniz. Evet. İsa Usta, senin bu çalışma konusunda final bir yorumun var mı? Ben arkadaşlara buradan mutlaka rutil selülozik elektrotu denemelerini tavsiye ediyorum. Hiç çekinmesinler, sipariş etsinler. Bir hafta, iki hafta neyse o rutil selülozik elektrotu alıp bir kere yukarıdan aşağı düzgün bir ampere tutturup bir kere kaynak yapsınlar. Bir aradaki farkı görsünler. Bundan sonra zaten rutil selülozik kullanacaklarına eminim. Kullanacaklarına eminim. Pozisyon kaynaklarında. Şunu da hatırlatalım. Biz burada yaptığımız bütün çalışmaları aynı amperlerde yaptık. Evet. Zaten İkisinde iki parçayı da yani önlü arkalı olarak ikisini de aynı amperde yaptık. Rutil selülozik şov yaptı. Aynen. Zaten ekrana yazacağız parametreleri de. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Sorularınızı, yorumlarınızı, görüşlerinizi hepsini bekliyoruz. Tek tek cevaplamaya gayret gösteriyoruz. Genelde oluşturduğumuz içerikleri de sizden gelen sorulardan, görüşlerden devşirerek oluşturmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.